Yeni bir günden hepinize merhaba. Şimdi parka geldik. Teyzesi Nihan'ı sallıyor. Biz de annemle çardakta oturuyoruz. Sabah sabah bir A101 turu yaptık. Çünkü bugün sabahın 5'inde uyandık. 5'ten beri Nihan uyumuyor. Biz de onunla beraber ayaktayız. Annem de beni izliyor. Merhaba anne. Volümünü aç. Aç. Saat şu an 10.30 herhalde. 10.30 mu demiştim en son? Hatırlayamadım. 10.30'muş. Biraz sonra eve gideceğiz. Nilhan kahvaltısını yapacak, uyuyacak. Bize de böyle yürüyüş iyi geldi sabah ne sabah. Şimdi biz sabah A101'den şöyle ip atlama. Sayaçlı galiba bu değil mi? Atladıkça mı sayıyor? Hı-hı. Nasıl resetliyoruz ki? Düğmeden ip atlamaya kaldık. Biz ip atlamaya başladık. Zeynep kendini almıştı da ben de bir zıplayayım dedim. Yapabiliyor mu diye yapabiliyormuşum. Hepimiz denedik. 989 olmuş yalnız. Bu kadar zıplamadık herhalde. Oo, soy çantası. Niloş. Zeynep ne haber? Çok kötü. Kim var da maske takıyorsun? Sokakta bir üçümüz varız. Pardon, dördümüz. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. Burada böyle yeni yapılan park. Yalnız güneş artık etkisini göstermeye başladı. No no. Dur. Ah elim. Ben böyle bir hataya düştüm. Neye bastım? Neye bastım? Sakız. Kırık ora zaten. Ne yaptın öyle? Tık tık yapmaya başladım. Kırık kaldım diye. Nasıl gidiyor anne? Anneannelik nasıl gidiyor? Ehliyet alacağım. Bebek arabası kullanma ehliyeti. Size bahçeleri göstereyim. Var. Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Az önceki bahçede böyle ekmişler. Bak, sulama sistemi de yapmışlar. Hortumlarla. Ay, benim domatesler ne oldu acaba? Tekrardan merhaba hepinize. Biz bugün parktan geldikten sonra direkt Nilhan'ı yatağa attık. 5.30'da uyanınca hemen geldik yatağa. Ondan sonra Nilhan'ın yanına yattım. İlk defa o şekilde uyudu. Sonra ben de uyumuşum. Saat 2-2.30 gibi uyandım. Sonrasında bu sabah şu iki parmağım çok ağrıyordu. Sonrasında bütün elime yayılmış yatıp kalkınca. Şimdi at kestanesi şeyi vardı, jeli vardı. Ondan sürdüm. Sonra yazma vardı. Onu sardım. Daha doğrusu Zeynep'e sardırdım. Baktım olmuyor. Yemek yiyemiyorum. O derece böyle kıpırdatamıyorum elimi. Şimdi biraz daha iyi. Zeynep'e şey yaptırdım böyle. Çıktım artık ne olduysa. Daha iyi hissediyorum. Gene durup dururken ağrıyor ama böyle sabahki gibi ağrısı yok. Özellikle şu bölgesi çok ağrıyor. Şu iki parmağım. Ne yaptım bilmiyorum. İncittim herhalde. Şimdi çayımızı demledik. Çay içeceğiz inşallah. Bugün böyle 5.30'da uyanınca gün hiç bitmedi. Yani sabahın ilk ışıklarından beri ayaktayız. Yani o 1-2 saatlik uyku da böyle tabii ki gece uykusunu doldurmadığı için iyi gelmedi. Yani bana iyi gelmemiş bilmiyorum. Çok böyle halsizim. Şimdi çayımı içip açılmayı düşünüyorum. Nilhan teyzesiyle içeride oyun oynuyor. Konuşacağımı da unutuyorum. Şimdi ben geçen akşam yani Nilhan oyuncaklarını ayıkladım. Kilere kaldırdım. Sonrasında o kilerde yer açtım. Baktım ayakkabı kutularını boşuna tutuyorum. Çünkü ayakkabı kutularını kışlık ayakkabılarım içine yazlıkları koymuşum. Öyle de idare ediliyorsa vestiyerdekiler bana yeter dedim. Gittim çöpe çıkarttım bir kısmını. Bir kısmını gene kıyıp çıkaramadım. Bugün dedim ki kileri düzenleyeyim. Hatta 3 gündür diyorum. Daha hala kilere geçemedik. Bugün inşallah yapacağım. Elim biraz daha düzelince. Anne sen ne yapıyorsun? İş. İş.
gitmeye başladım. Daha öncesinde burayı düzenlemiştim. Yalnız şöyle bir şey oldu. Ben bir ara hobi malzemelerini merak sarmıştım. Böyle bir sürü boya, şu bu, fırça, o gibi şeyler almıştım. Burada da mesela oturma odanın buzdolabının üstündeki pahalı tüpler, ne bileyim, böyle şey, oturma odasında kullandığım süsler falan filan var. Onları da nihandan dolayı kaldırdığım için bura böyle ayrı bir daldı. Şimdi bunlar böyle bir kutu yapmışım. Sonra şurası mesela fırçalarımın olduğu yer gene. Ama gene dağınık. Şimdi 3 kutu olmuş benim böyle. Bir bu var, bir şu var. Ondan sonra bir de kilerle diyorum, vestiyerde var. O kutuları şey yapacağım, birbirine nasıl diyeyim, örgüler bir yerde, boyalar bir yerde. O gibi düzenleyeceğim, onları koyacağım. Çünkü böyle bir şey aradığım zaman bir onu açıyorum, bir onu açıyorum. Bayağı beni yoruyor. Şunda ne varmış onu bilmiyorum yalnız. Şuna bakayım bir de. Yine su eşyası, alışveriş poşetleri, ampul, modem, su, şu bu. Buradan böyle çöpleri de ayıklayacağım ki işim kalmasın. Düzene soktum. Bu kovalarla Nilhan oynuyor diye onları üst kata çıkarttım. Deterjanları alta aldım. Çok tozlanmış, tozlarını da aldım. Şurada bir boşluk kaldı. O boşluğa da kırmızı sepet gelecek. Yani çamaşır sepetim gelecek. Yerinde süpürdüm. Şurada da şöyle çıkan çöpler var. Bunları direkt çöpe atacağım. Ve burada da işim bitti. Arkadaşlar, elimin ağrısından kilerle çok fazla uğraşamadım. Sadece oranın dağınığını topladım. Bir de tozunu alıp böyle yerleştirdim. Birkaç koli de çöpe gitti. İyi oldu. Bu arada bu tacı da kilerden buldum. Hoşuma gitti. Böyle Nilhan takarsa belki onun fotoğraflarını çekerim. O yüzden şimdi takı dolabıma getirdim. Onu da oraya yerleştireceğim. Vallahi bugün elim gerçekten çok ağrıyor. Eğer geçmezse doktora gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bir şey tutar kavrarken çok acıyor. Sabah kalktığımda mı vardı Nilhan'la uyku tulumunu giydirirken biraz böyle uğraştım. O zaman mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonrasında da yatıp uyuyunca iyice arttı. Üstüne mi yattım, ne yaptım bilmiyorum. Böyle elimi dinliyorum şu an, böyle ağrıyor mu ağrımıyor mu diye. Bakalım. O yüzden de kilerle öyle ahım uğraşmadım ama bayağı bir çöp ayıkladım. Yani gene girsem gene bir çöp ayıklarım oradan. Neyse, bu arada saçlarımı falan kestim, fark ettiniz mi bilmiyorum. Saçlarım kesildi. Zeynep sağ olsun şöyle uçlarından baya baya aldı. Böyle o bakımsız görüntüsü biraz daha azaldı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.